Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2'de Mercedes-Benz Travego 16 SHD model araç kullanacağız. Mod yapımcısı oyuncuyuz biz. Yine çok güzel bir araçla karşımıza çıktılar. Modu yapan tüm ekibe teşekkürlerimizi iletiyoruz. Havayı karanlık yaptım. Önce aracın ışıklarını vesaire bir göstereyim. Daha sonra gündüze çevirip seyahatimize başlayacağız. Önce bir aracı çalıştıralım arkadaşlar. Marş sesi 10 numara. Çok güzel bir marş sesi koymuşlar yine. Şunlar parklar arkadaşlar. Şöyle fren lambalarını görüyorsunuz. Bu arada frene basarken hava seslerini duyabiliyorsunuz. Geri vites ve dörtlüler. Farları da yakalım. Bir de ön taraftan gösterelim aracı, farlarını. Kısalar yanıyor zaten. Uzunlar da şu şekilde. Evet, şimdi güzergahımıza bir bakalım önce. Çorum Otogar'dan hareket ediyoruz arkadaşlar. Karabük'te son bulacak seyahatimiz. Fakat araya iki tane durak ekledim. Bir tanesi Merzifon, bir tanesi Kastamonu. Bu otogarlara da uğraya uğraya gideceğiz arkadaşlar. Toplamda 317 kilometre yolumuz var. Evet, seyahate başlayabiliriz. Başlamadan önce de bir gündüze çevirelim. Gündüz gözüyle manzara izleye izleye yavaş yavaş seyahatimize başlayalım. Çorum'da oturan bütün herkese saygılar, selamlarımızı iletiyoruz. Setten atlarken ön takım sesleri falan geliyor. Güzel yapmışlar. Evet, burası çok sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Burada kimse yol vermiyor. Allah'tan bu sefer boş. Bazen çok kalabalık oluyor. Kimse yol vermiyor arkadaşlar burada. Yine de kaldırıma çıktık yani. Evet, Çorum Otogar'dan çıkışımızı yaptık. Merzifon'a doğru devam ediyoruz. Siz nasılsınız arkadaşlar bu arada? Umarım iyisinizdir, haliniz, keyfiniz yerindedir. Bizler de burada sizler için içerik çıkartmaya çalışıyoruz. Varsa oynamamı istediğiniz bir mod ya da gitmemi istediğiniz bir il, aşağıda yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bu arada otobüsün indirme linklerini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Harita da oyuncuyuz bize ait. Türkiye YKS haritası 1.3 versiyonu. Onun da indirme linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Yine oradan bakıp indirebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu kabartmalı şeritin lastik seslerini çok iyi yapmışlar. Üstünden geçerken çıkan lastik sesi mükemmel olmuş. SCS'nin kendi haritasında bazı yerlerde var ama bu her yerde olması lazım. Yani o çizgiyi oraya koyuyorsanız o sesin çıkması lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında belirtebilirsiniz yani. Benim şahsi düşüncem o şekilde. Tırcılar da iyi gidiyor maşallah yani.
Şu solumdaki tırın böyle bir anda sağa geçecekmiş gibi bir his yarattı bir anda. Neyse geçmez herhalde diye düşünüyorum. Şöyle sola doğru geçeyim. Sağ tarafta tırcılar bayağı tıkamışlar yolu. Gerçi solda da bir tane tır var, gitmiyor. Kendisini bir sağa atarsa yolu açacak da, ha, attı. Güzel. Evet, selektör attık. Sağa geçti. Tesadüf mü yoksa gerçekten selektör attığını fark etti de mi geçti bilmiyorum. Kornası da bu şekilde arkadaşlar bu arada. Bu havalı korna. Bu da normal korna. Evet, Merzifon'a gelmiş bulunmaktayız. Merzifon'daki tüm abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize saygılar, selamlar iletiyoruz. Merzifon otogara da bir girelim, çıkalım. Orayı da bir görelim. Ya bu tırcılar niye bu göbeklerde çok fazla duruyorlar? Araç gelmese bile çok bekliyorlar ya. Bak şimdi bak. Yaptığı işe bak. Otogarın girişi hemen şurası arkadaşlar. Şöyle sola sinyalimizi verdik. Karşıdan gelen kimse yoksa şöyle otogara giriş yapabiliriz. Şurada metro var. Onun hemen, ya da Kamil Koç'un yanına girelim. Kamil Koç'un yanına doğru yanaşalım. Abla da tam şeyde durmuş yani. Ha, kayboldu. Şöyle girelim. Kapılarımızı açalım. O arada sıfır kamerasında ben size Merzifon otogarını da şöyle uzaktan bir göstereyim hızlıca. Seyahatimize devam edelim. Burası gerçek Merzifon otogar mı bilmiyorum arkadaşlar. Bilen varsa yine yorumlar kısmına yazabilirler. Yani Samsun tarafına gittim, bu taraflara da geldim ama otogar bu şekilde mi bilmiyorum. Evet, seyahatimize devam edelim. Fren hava seslerini çok güzel yapmışlar bu arada. Çok beğendim yani. Frene bastığınızda çıkan ses güzel. Oo, burada trafik var. İnşallah çıkabiliriz bu trafikten. Oo, arka tarafı kaldırıma çıkarttık bu arada. Çok yanaşmışız. Bu tarafa çok yanaşmışız. Şu arabada geçtikten sonra yavaş yavaş çıkabiliriz artık. Evet, Merzifon otogardan çıkış yaptık. Kastamonu'ya doğru devam ediyoruz.
Arkadaşlar videoları umarım beğeniyorsunuzdur. Yani güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Bir seri oluşturuyorum gibi bir şey yani. Her videoda kaldığım otogardan devam etmeye gayret gösteriyorum. Sizin de varsa gitmemi istediğiniz herhangi bir il ya da kullanmamı istediğiniz bir mod, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Discord kanalımıza da gelebilirsiniz. Açıklama kısmında Discord sunucumuzun linkini bulabilirsiniz. O ne yapıyor ya? Arkadaş yani sinyal veriyoruz, halen girmeye çalışıyor ya. Şu sağ tarafın şeyi, manzarası müthiş gözüküyor yalnız. Aa bu ya. Sinyal veriyorum. Bodoslama giriyor ya. Burası havzaymış. Havzadaki bütün herkese saygılar, selamlar olsun. Havzada da terminal varmış bu arada. Çok yere girip çıkmaya da gerek yok. İki tane nokta belirledik. Şimdi sağdan yol ayrımı veriyor bize. Şuradan bir çıkalım. Vezir Köprü, Kastamonu, İstanbul. Otobüs çok güzel arkadaşlar. İndirip kurmanızı tavsiye ediyorum. Keyifli bir otobüs. Fiziği falan çok iyi. Yani ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kendimizi de sağ şeride doğru atalım. Evet, yollar da güzel, harita da güzel. Manzaralar falan çok iyi. Arkadaşlar bu arada hemen hemen her videoda aynı şeyi tekrarlıyorum. Kitlemiz büyüdüğünde çekilişlerimiz olacak, bilginiz olsun. Çekilişler şöyle olacak. Discord üstünden olacak. Hediye olarak da benimle YouTube'da videoda oynama şansı elde edecek üyelerimiz olacak. Daha doğrusu izleyicilerimiz olacak. Bunun yanı sıra kulaklık, telefon şarjları, şarj aletleri, flash bellekler, telefon kılıfları gibi hediyeler de dağıtacağız. Bilginiz olsun. O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın. Çekiliş tarihlerini videolarda, YouTube videolarında söyleyeceğim. YouTube videolarını seri bir şekilde takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani videonun içinde açıklama kısmına falan yazmayacağım. O şekilde çekilişe katılabilirsiniz. Karşıdan çok fazla araba geliyor. Bizim bu tarafta o kadar yok ama belki de var, bilmiyorum. Bana şu an az gibi geliyor. Ama karşıdan sanki daha fazla araç geliyor. Şöyle 90'a sabitleyelim.
Gerçi şu an ACC açık. Önümdeki araç yavaş gitse bile yaklaştığımda otomatik fren yapacak. Şu öndeki araca yetişebilirsem onu da göstereyim arkadaşlar size bu arada. Bakın, kendisi otomatik fren yapıyor şu an. Ben frene basmıyorum, kendisi yapıyor. Uzaklaştığı zaman kendisi gaz veriyor. Öndeki araçla mesafeyi kendisi otomatik koruyor. SCS'nin yeni getirdiği bir özellik bu. Bunu konsoldan açıyorsunuz arkadaşlar. Şu an kapattım gerçi. Şu tırı geçmem lazım da solda da taksi var. Neyse geçti sağ tarafa da. Harita güzel olmuş arkadaşlar bu arada. Bazı yerlerde çok fazla FPS düşüyor. Ama genel anlamda bakılırsa yolları vesaire güzel yani. Bayağı uğraşılmış. Zaten oyuncu Yusbis'in yaptığı bütün modları ben severek oynuyorum. Çünkü çok güzel yapıyorlar. Ellerine, kollarına, emeklerine sağlık. Yani yaptıkları işi severek yaptıkları bariz ortada. Hatalar olmuyor mu? Oluyor tabii. Her oyunda, her haritada olduğu gibi bunda da hatalar oluyor. Önemli olan burada hatayı en kısa sürede telafi edebilmek. Yani bugün en iyi oyun firmaları bile çok büyük hatalar yapabiliyor. Bu olacak şeyler. Çünkü bunlar kolay işler değil arkadaşlar. Evet, şu an Kastamonu'ya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Sakin sakin. ACC'nin yani bir iyi yanı var, bir kötü yanı var. İyi yanı öndeki araçla evet mesafenizi güzel koruyor. Kötü yanı virajlarda bazen öndeki aracı algılamıyor. Bazen atıyorum sol şeritten gittiğinizde karşıdan gelen aracı algılayıp frene basıyor. Onu tam oturtamamışlar. Onun dışında güzel kullanılabilir yani. Bak kimse yok, frene basıyor görüyor musunuz? Bazen böyle saçmalıklar oluyor yani. Kendi kendine retarder çekiyor daha doğrusu. Frene basmıyor da retarder çekiyor. Sensör ayarları da yapılıyor bu arada. Onun da konsol kodu var. O kod tam olarak ne bilmiyorum. Onu araştırayım. Buldu, vardı. Benim arkadaşlar da vardı gerçi de. Onlara bir sorayım ben. Onu bulduktan sonra en kötü açıklama kısımlarına yine videolarda ekleme yaparım. Evet, Kastamonu Otogar istikametine dönüyoruz şu anda. Burayı biraz ters yapmışlar arkadaşlar. Otogarın önünden geçip ileriden geri dönüp otogara giriyoruz.
Hava tahliyesini bile yapmışlar ya. Süper yani. Şöyle soldan gidelim. Otogar zaten solumuzda kalıyor. İleriden U dönüşü yapacağız biz. Şu sol tarafımız otogar olması lazım. Evet, şehirler arası otobüs terminali diyor. Sağ tarafta da çiçeklerden hoş geldiniz yazmışlar. Güzel olmuş. Evet, şu göbekten geri dönelim. Otogara girelim. Şu tırdan sonra öbür tır uzakta zaten dönebiliriz. Şöyle dönelim. Kastamonu otobüs terminaline de girelim arkadaşlar. Orada da hemen bir otogarı size gösteririm. Tekrardan çıkış yaparız zaten. Bundan sonraki durağımız da Karabük. Şuradan girişi olması lazım. Evet, buradan girişi var. Şöyle dönelim. Giriş yeri de güzelmiş arkadaşlar. Otogarın girişi güzelmiş yani. Nerede duralım? Hemen şurada şu Fındık Kale'nin yanında duralım arkadaşlar biz de. Şöyle yanaşalım biz de. Kapılarımızı da açalım. Orada dururken hemen şöyle hızlıca tekrardan otogarı size göstereyim. Hoş geldiniz, güle güle yazmışlar. Gelişiniz, gidişiniz, her işiniz demiş. Kastamonu'nun da otobüs terminali bu şekilde mi bilmiyorum. Kastamonu'ya hiç gitmedim. Bilen arkadaşlar varsa yazsınlar. Buranın şurası biraz kötü. U dönüşü yapıp şuradaki yoldan çıkış yapıyorsun. O biraz kötü. Evet, çıkışımızı yapalım arkadaşlar bu arada. Biraz açıktan almak gerekiyor burada. Artık insanların içinden geçeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Çünkü çok dar bir yere giriyoruz. Bakalım dönebilecek miyiz? Şurada da ağaç var. Ağaca takılmak istemiyorum. Evet, döndük arkadaşlar. Güzel. Kastamonu otogardan çıkış yapıyoruz. Kastamonu'daki bütün izleyicilerimize saygılar, selamlar iletiyoruz buradan. Yani polis de öyle bir yere arabayı çekmiş ki. Buranın çıkışı da biraz kötü. Yani direkt işlek bir yolda çıkış yapıyorsun. Nereye vurdum, ne yaptım, hiçbir fikrim yok. Kaldırıma çıkmışız arkadaşlar. Problem yok. Şu tırcının arkasından şöyle gireceğim artık. Vallahi kaldırım maldırım
Tanımadım yani şu dakika yapacak hiçbir şey yok. Yol vermiyorlar çünkü. Kaldırıma hiç bakamayacağım yani. Evet, buradan sonraki durağımız Karabük arkadaşlar. Karabük de son durağımız olacak. Şu tırcıyı sollarsam önüne geçebilirim belki şöyle. Tabii arayı kapatmaması lazım. Arayı kapatırsa büyük sıkıntı. Buraya biraz hızlı girmiş olabiliriz. Şu tırcıyı önümüze alalım. Hadi git artık. Bana yol vermek için mi frene bastı? Ne için bastı? Hiçbir fikrim yok. Şimdi şuradan sola döneceğiz. Ama biraz zorlanacağız galiba. Keşke sola geçseydik. Hayır hayır gelme gelme gelme. Neyse. Geriden hata bende aslında. Geriden sola girmem lazımdı. Biraz hata yapmış olabiliriz orada. Oranın o şekilde dönüş olduğunu biliyordum. Daha önceden geldim çünkü buraya da. Unuttum bir anlık. Normal şartlarda geriden sola girip sola sinyal verip dönmem lazımdı ama unuttuk işte. Yapacak bir şey yok. Yolumuza devam. Kaç kilometremiz kalmış bakalım. 54 kilometre yolumuz kalmış arkadaşlar. Şu tırcı da çıkacak muhtemelen. Solu sinyal verelim, şu tırcıyı bir geçelim. Cam taşıyor bu tırcı. Cam dorsesi. Arkadaşlar bu arada Türkiye Dorse modları varmış. Bilgisi olan varsa yorumlar kısmına yazabilir mi? Çünkü şey yapmayı düşünüyorum. Türkiye Dorse modu ekleyip, gerçi bu haritada var mı hiçbir fikrim yok ama yani Türkiye Dorseleri öyle bir mod varmış duyduğuma göre. Hiç kullanmadım bilmiyorum. Ama yabancı galiba bu haritadaki dorseler. Varsa bana ulaşsın bir zahmet. Onu da ekleyelim. En azından Türk firmalarını görürüz yollarda. Güzel olur. Sol tarafa geçelim. İleriden zaten şimdi U dönüşü yapıp otogara gireceğiz. Çok bir şey kalmadı. Ne kadar kalmış? 24 kilometre kalmış. Az önce cezayı bu arkadaş yazdı galiba. Süratten. Cezaları kapatmıyorum ben arkadaşlar.
Çünkü bir gerçekçiliği kalmıyor. Yani ceza yemek hoşuma gidiyor açıkçası. Yani hız limitini aşıyorsan ceza yiyeceksin. Yapacak bir şey yok. Şimdi şu ilerden bir U dönüşü olacak. Hemen Shell'in yanından içeriye girmemiz lazım. Hop, kırmızı yanmış. Hemen şu ileriden bir sol yapacağız, U dönüşü. Otogar zaten gerimizde kaldı şu anda. Bak, tırcının yaptığına bak ya. Tırcının yaptığına bak ya. Adam yolu kapattı ya. Kırmızı yandı. Hazır kırmızı yanmışken arabanın dışından da göstereyim size. Çok yakışıklı bir abimiz. Oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel bir otobüs. Evet, yeşil yandı. Devam edebiliriz. Hemen şu ileride Shell'in yanından içeriye gireceğiz. Orada da videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Sağdaki adam ne yapıyor öyle? Oo, adamın kafa 1 milyon. Vallaha 1 milyon. Adam uçmuş. Allah. Şöyle dönelim. Evet, Karabük otobüs terminali arkadaşlar burası. Nereye yanaşalım? Nereye yanaşalım? Şöyle ileride bir boşluk gördüm. Hatta şu ileride sarı bir tane otobüs var. Onun yanına yanaşacağım. İnşallah yan tarafında insanlar yoktur. Asya turun aracıymış bu arada. O tarafta insanlar var. Şu tarafına yanaşalım. Tamam, şöyle yanaşalım. Burası da biraz dar ama olsun. Evet, böyle güzel oldu. Biraz dar oldu ama yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, Çorum'dan hareket ettik. Merzifon, Kastamonu'ya uğradık. Son durağımız olan Karabük'e geldik. Şöyle Karabük'ün otogarını da göstereyim arkadaşlar uzaktan. Böyle Karabük otobüs terminali. Burayı da bilmiyorum, gerçekte böyle mi değil mi? Bunu da yorumlara yazabilirsiniz. Karabük'teki herkese saygılar, selamlar iletiyorum. Videoyu da burada artık sonlandırma vakti geldi arkadaşlar. Mercedes Travego ile yapmış olduğumuz seyahatin sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.